aslında bu yıl bir gözaltı, iki tane ceza ile bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Aslında gözaltı da, ceza da, tabii hukuki anlamda ceza, Sayın Genel Başkanımıza verilen ceza, ikisi de bizlerin bu yılki yeni zaferleri. Çünkü biz gözaltıyı bırakın, tutuklamayı da, her türlü işkenceyi de göze alarak ve ısrarlı bir şekilde Taksim vatanımızı özgürleştireceğimizi dosta da düşmana da ilan etmiştik. Birileri 1 Mayıs'ta çukurlarda gitmeyi ısrarla tercih ettiler. Ama vicdanları rahatsız ettiği için kendilerini, lafa gelince de Taksim bizim gibi, işte 1 Mayıs anıldığı gibi laflar ettiler. Ama bunun mücadelesini yürütmekten hep kaçındılar. Başta disk yönetim olmak üzere. Ama biz bütün yoldaşlarımızın kahramanca direnişiyle 1 Mayıs'ta Taksim alanını özgürleştirme mücadelesini bu yılda alnımızın akıyla verdik. Bu nedenle bütün yoldaşlarımı, başta parti önderliğimizi ve mücadele eden bütün yoldaşlarımı tekrardan saygıyla, sevgiyle alıyorum, kutluyorum. İkinci zaferimiz bugün oldu. İki tane ceza yüklendik ama o da bir zaferdi. O da hukuk dilinde tam anlamıyla, ama kelimenin tam anlamıyla kopuş savunmasıydı. Ve hatta bu savunmada bir kitaba dönüştürülecek. Gelecek kuşaklar ya da bizlerin kitaplığında bir savunma nasıl yapılır konulu ders kitabı olarak yer alacak bu savunmada değerli arkadaşlar. Yardım ama daha doğru. Savunma ya. Savunma nasıl yapılır? Ya da kopuş savunması gerçekte nedir? Bu konuyu hepimizin önüne açacak olan bir kitap olacak. Tabii bu aynı zamanda bir Tayyipgiller yargılamasıydı. Bu Tayyipgiller yargılamasında oralara memur edilen yargıçların da, hele hele bütün adliyelerde, büyük şehirlerdeki ikinci asliye ceza mahkemelerinde görevli olan yargıçların tamamen siyasi iktidara bağımlı olan, ta bu Demirel zamanında, DGM dönemlerinden de bu böyle, siyasi iktidara bağlı kişiler tarafından oluşturulduğunu da biz biliyorduk. İşte bu noktada siyasi iktidarlarının memurları önünde yargılanırken yargılamayı nasıl yapılması gerektiğini de bugünkü savunmamız ve yargılamamız göstermiş oldu. Yani genel başkanımızın, önderimizin dediği, biz yargılanmayız, yargılarız. Bu lafla öylesine söylenmiş, ajitasyon amaçlı söylenmiş bir söz olmadığı bugün de cisimleşti. Ve bunu da hep birlikte yaşadık. Dolayısıyla ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu çerçevede ben tekrardan bir yıl, bu yıl daha gene alnımızın akıyla iki kavgadan da çıkmış durumdayız. Hepimizi tekrardan kutluyorum. Sözü Sayın Genel Başkanımıza alacağız. Aslında tabaki yoldaş söylenmesi gereken her şeyi en özlü, en özet biçimde söyledi arkadaşlar. Gerçekten de dün direnen sadece bizdik.
direnmezseniz yaptığınız eylem bir devrimci eylem olmaz. Mücadele olmaz. Şimdi despotik iktidarın emrine uyarak Bakırköy Çukuru'na gittiğiniz anda 1 Mayıs kutlama hakkınız otomatikman boş düşmüş olur. Elinizden alınmış olur. Boyun eğmişsiniz siz. Despotun kanunsuz emrine neyin devrimciliğini yapacaksın? Teslim olduktan sonra neyin devrimciliği kalır ortada? Neyin onuru, neyin namusu kalır? Devrimci asla teslim olmaz. Asla kendine yapılan bir zulmü hoş görmez. Sineye çekmez. Bu gerçek devrimcilik anlamında olduğu gibi gerçek insanlık bazında da aynı şekilde doğuyordur. Defalarca size aktardım. En halkçı halife Hazreti Ali ne diyordu? Haksızlık karşısında boyun eğerseniz hakkınızla birlikte onurunuzu da yitirmiş olursunuz. Bakırköy Çukuru'na gidenler hem 1 Mayıs'ı 1 Mayıs'ın ana vatanında kutlama hakkını kaybettiler hem de onurlarını kaybettiler arkadaşlar. Hep diyoruz ya, eğer Türkiye sol ortamında kendisini devrimci olarak ifadelendiren, adlandıran güçler, kadrolar gerçek anlamda devrimci bir program, ideoloji altında birleşseler devrim yapmak çok kolay. Türkiye'nin devrimci bir geleneği var. Daha önce de söyledik. 60'larda biz devrimin kıyısından döndük. Aslında devrim yapacak güçler, kadrolar vardı. Ama 70'lerde yine aynı şekilde. O arkadaşlara laf anlatamadık. Ne ustamız anlatabildi, ne biz anlatabildik. Devrimci, biricik doğru devrimci ideoloji olan Lenin'ci devrim öğretisini kabul ettiremedik onlara. Latin Amerika tipi gerillacılığa saplandılar, kaldılar. Oysa önderimiz ne demişti? Küba devrimi tekrarlanamaz. Hayat bunu doğruladı mı arkadaşlar? Doğruladı. Çe, bu Latin Amerika tipi devrimciliğin askeri yazılarıyla, ekonomik yazılarıyla, siyasi yazılarıyla ideolojisini oluşturan Che, Bolivya'da Küba devriminde katılan, devriminde yer alan yiğit yoldaşlarıyla birlikte, 53 yoldaşıyla birlikte başlattığı devrim savaşına söylediğimiz gibi 11 ay süresince bir tek kaptan kişi kazanamadı. Niye? ABD emperyalist haydutları ve siyah önlemini almıştı. 2500 kişilik bir karşı devrim ordusuna gitmişti. Hava kuvvetleri dahil olmak üzere, ağır silahlar dahil olmak üzere her türden askeri araç gereçle donattığı bir orduyu tedariklemişti. Ve Çe'nin 53 kişilik gerilla birliğinin peşine düşürmüştü. Yine bir o kadar propaganda ordusunun tüm ülke çapında seferber etmişti. Ve bunların başına da kontrgerilla uzmanlarını, SİHA uzmanlarını yönetici olarak, komutan olarak getirip yerleştirmişti arkadaşlar. Böyle olunca Küba devrimi tekrarlanamadı. Yani bu devrim yolunun çıkmazlığını bizzat kendi mücadelesiyle göstermiş oldu.
önderimiz 60'lı yıllarda dilinin döndüğünce, gücünün yettiğince bunu anlattı. Ama ne diyordu? Yol anılarında da SİHA'nın gücü, parası bize baskın geldi diyor. En yiğit, en iştenlikli devrimci gençleri çeldiler. En ince devrim yolundan çıkardılar onları. Ustamıza karşı asmane bir tutum içine soktular. Öyle olunca devrim ortamı yok yere heba edildi arkadaşımız. 70'li yıllarda aynı hata yaptı. Ve bugün aynı hata sürdürülmekte. Kıvılcımlıyı Türkiye'de kim anlıyor bizim işimizi? Oysa kıvılcımlıyı anlamadan Türkiye'de devrim yapmak matematiksel bir kesinlikle mümkün değil. Bizim dışımızda kimse okumuyor. Okusa da anlamıyor. Savrulup gidiyorlar işte. Kimisi Amerikancı yeni CHP'nin peşine takılıyor. Kimisi Amerikancı burjuva Kürt hareketinin peşine takılıyor. Ve devrimci lügatlarından emperyalizmi siliyorlar. Amerikan emperyalizmine karşı mücadeleyi siliyorlar. Oysa şey ne diyordu? İnsan soyunun baş düşmanı. Amerikan emperyalizmine karşı dünyanın her yerinde savaş açmalıyız diyor. Şimdi Amerika'nın kolları, koruması, kanatları altında mücadele eden burjuva bir Kürt devleti oluşturma peşinde koşan PKK'nin saflarına savrulup gittiler ve orada devrimcilik yaptıkları iddiasındalar ve bir kısmı da o inançta. Diğerleri de öyle. CHP peşine takılanlar da öyle. O yüzden biz nasıl mecliste Amerikancı beşli çete varsa sol ortamda da Amerikancı dörtlü çete var. Kimdir bunlar? DİSK, KESK, TMOB, Türk Tabipler. Barış diyorlar bunlar, değil mi? Ya dünyada barışın en büyük düşmanına karşı sen teslimiyet çizgisi izliyorsun, ondan sonra da barış diyorsun. Ne barışı ya? En büyük katliamı yapan, en büyük haydutun hizmetine girmişsin, onun savaşını kurtarıcı melek olarak görüyorsun, ondan sonra da barış diyorsun. Barışı savunmak suç mu? Barış akademisyeni bilmem nesi. Ne barış akademisyeni olacaksın sen ya? Amerikan uşağı, Amerikan hizmetkarısın sen. Bir karşı çık. ABD haydutuna Kürt meselesini devrimci bir tarzda çözelim. Devrimci yöntemle çözelim. Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti'ni, Sosyalist Halk Cumhuriyeti'ni amaçlayan bir mücadele içinde, bir hedef içinde çözelim. Yok, bana gelmezler. Niye? Hepsi Amerikancı çünkü. Zihin hasarı oluşmuş. Tabii bu her şeye yansıyor. Böyle olunca teslimiyet. Bir kere teslim oldunuz mu, bin kere teslim olursunuz arkasından. Bakırköy Şukuru'na gidersin. İşte oraya katılanlarla görüşen arkadaşlarımız var. Ne diyorlar? Ruh yoktu. Ruh olmazsa bir o kitlede ya. Sen Tayyip Güler'e teslim olmuşsun, ondan sonra da 1 Mayıs kutluyorum diyorsun.
1 Mayıs kutlamak şeker bayramı kutlamaya benzemez. O mücadeleyle yiğitlik de kutlanır. Bugün duruşmayı izleyen arkadaşlardan arkadaşlar tanık olmuştur. İlyada'da aktarılan Truva Savaşı'nda yer alan kahramanlardan aktarma yaptık, değil mi? Ne diyor? Genç ve sonsuz bir hayat sürmek mümkün olsaydı bu savaşlara ne kendim katılırdım diyor Sarpedon. Can yoldaşım ne de seni öne sürerdim diyor. Ama ölüm tanrıçaları yolumuzu gözler. Onlardan kaçış yok. Öyle olunca diyor, Dikya halkı nasıl bizi tanrı gözüyle görüyorsa, biz onların yanına vardığımız zaman bizi el dolu taslarla karşılıyorlarsa, şarabın en iyisini ikram ediyorlarsa, bizim de onlara karşı görev ve sorumluluğumuz var diyor, değil mi? Nedir bu? En önde saldırgan işgalci düşman, Akalara karşı, Yunanistanlı Akalara karşı savaşmak diyor. Savaşıyor ve ölüyor. O zaman bizim devrimci önderlerimiz var ise, ki vardır, ustalarımız var ise vardır, devrimci şehitlerimiz var ise vardır ve halkımız binbir yokluk açlık çekerek acılar içindeki halkımız var mıdır? Vardır. Onlara karşı görev ve sorumluluklarımız var. Biz halkın önderleri ve temsilcileriyiz diyoruz. Öyleyse onların kurtuluşu için her şeyi göze alarak gözümüzü kırpmadan her türlü zulmü, işkenceyi, ölümü göze alarak en ön safta mücadele etmekte görevliyiz. Hem bundan git uzak durayım, geri durayım, hem de ben devrimci önderlik edeyim. Partimiz, hareketimiz, örgütümüz devrimci örgüt olsun. Böyle bir şey yok. Yedi şehit vererek her karış alanını devrimci kanıyla suladığımız 1 Mayıs'ın ana vatanı olarak Taksim'den vazgeçiyorsan devrimci değilsin. O şehitlerin ve o devrimcilerin, o devrimci önderlerin mirasını, davasını savunamazsın. O hakkı kaybettin sen. Despotun kanunsuz emrine boyun eğdin. O zaman devrimcilik iddiasında boş. İddianında boştur. Nitekim oraya gelenlerin hepsi boynu bükük, başı yerde insanlar. Onların bir tek olsun gönül huzuruyla 1 Mayıs'ı kutlayabildi mi orada? Kutlayamaz. Oraya 3 milyon, 5 milyon insan yırsan ne olur? Nitekim bazı medya organlarının da yazdığı gibi İmamoğlu'nun mitingine dönüşmüş orası. Bunlar sivil toplumcu dörtlü çete aksesuar olarak kalmış. Bunlar ya kamu bebekçilerinin hakkını savunuyorlar ya disk adındaki sahte disk işçilerin, işçi sınıfının hakkını savunuyor. İmamoğlu olmasa, Amerikancı Kürt hareketi olmasa 300-500 kişi anca getirirler oraya, yani başka. Böyle.
gelenlerin %90'ı Amerikancı Kürt Hareketi ve İmamoğlu'nun taraftarları. Ama biz davamızdan, kavgamızdan, doğru devrimci hattımızdan bilim şaşmadık. Hiç kimse şaşıramaz. Şaşarsak aynaya bakamayız. Vicdanımız bizi mahveder. Gece başımızı yastığa koyduğumuz zaman uyuyamayız. Hakkını vereceğiz önderlerimizin, ustalarımızın ve devrimci teorimizin, şehitlerimizin. Böyle lafla, kuru gürültüyle devrimcilik olmaz. O iddiada bulunmak olmaz. İnanın yoldaşlar, onları da bizim safımıza çekebilseydik, Taksim'i fethetmek işler mi değildi? Yıllar önce biz Taksim'i fethederdik. Kaçak saraylı Tayyip asla yasak koyamazdı bize. Gücü yetmezdi buna. Mecliste gerçekten bir tek namuslu muhalefet olabilseydi, Tayyipkiler 17 yıldan bu yana iktidarlarını süremezlerdi. Ama yok. Hepsi Amerikancı ve hepsi devşirilmiş. Hepsi ihanet oyununun değişik aktörleri. O yüzden bu hainler grubu iktidarlarını sürdürüyor. Hattımız doğru, teorimiz doğru, olağan üstü doğru. İzlediğimiz hat, olağan üstü doğru. Bütün mesele kendimizi halkımıza anlatabilmekte. Bir mayalanma oluyor. İnsanlar bizi izliyor. İştenlikli insanlar bize saygı duyuyor. Bizim adımızı anıyor ve aktarıyor. Bizim dışımızda bizi savunuyor. Ama Stalin'de dediği gibi siyasette tümenler konuşur. Kadro görmek istiyor insanlar. Güç görmek istiyor arkadaşlar. Kadroca güçlenmemizi bekliyorlar. O zaman çığ gibi gelişiriz. İşte dün Yiğit 20 yoldaşımız Taksim'i bir anlamda fethetti. Bir yeri fethetmek demek illa o noktaya ayak basmak demek değildir. Asla vazgeçmeden, kararlılıkla, cesaretle, her şeyi göze alarak oraya ulaşmak için mücadeleyi sürdürüyorsan o hedefe ulaşmışsın demektir. Ve elinde sonunda maddi olarak da oraya varırsın. Varacağız arkadaşlar. Bu bakımdan bu yoldaşlarımızı özellikle kutluyorum. Hepsinin dün de belirttiğim gibi teker teker alanlarından öpüyorum. Devrimci yüreğimin olanca sıcaklığıyla. Gelirsin arkadaşlar. İşte Taci yoldaşımızın da söylediği gibi 10 yıllardan bu yana iktidarın en güvendiği mahkeme olan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kim kimi yargıladı? Halil yoldaşın da söylediği gibi biz Tayyip Diller'i yargıladık değil mi? Bir tek sözcüklük suçlamada bulunabildiler mi bize? Ne Tayyip'in avukatı, ne o Tayyipkillerin mahkemesinin yargıcısı. Bulunamadınız. Ankara'da da öyle olmuştu.
Yeterleri davasında işte Hazreti Ali'ye hayranlığım bundan da gelir. Aynı zamanda filozoftur Hazreti Ali. Ne diyor? Doğruyla savaşan yenilir. Hiç kurtuluşu yok. Onlar doğruyla savaşmaya kalkıyorlar. Ve sonunda yenilgiyi yaşıyorlar. Bize ceza vermişler. Hiç ödemiyor. Ne önemi var bize verdikleri cezanın, hapsi vesairenin? Biz onların huzurunda da söylediğimiz gibi kurşun yağmurlarından da tınmadık. 12 Eylül günlerinde tepemize sallanan yağlı vurkanları da hiç umursamadık. İşte İlyada'da sözü edilen aktardığımız kahraman da öyle diyor değil mi? Demek ki kahramanların yüreği hep aynı tempoda atıyor. Denizler, bahirler de öyle diyordu. Ustamız öyle diyordu işkencelerde. İşte olur yaşamdan önemlidir sözünün anlamı bu arkadaşlar. Devrimci onuru ve insani onuru hep en yükseklerde tutacağız. Siz en yükseklerde tuttuğunuz anda, o kararlılıkta, o inançta, o fedakarlıkta olduğunuz anda ona hiç kimseye süremez, leke süremez, onu örseleyemez, ona zarar veremez. Ne yaptı Tayyip'in mahkemesi? Zavallılığını göstererek bize ceza verdi. Versin. Ezildi, üzüldü. Ezildi, üzüldü. Ezildi, üzüldü tabii. Onları bütün iğrençlikleriyle serdik mi ortaya? Serdik. Bütün karanlık iç yüzlerini gösterdik mi? Gösterdik. Tabii zaman yetmezdi bir kısmına da. O kadıncağıza bile acıyarak vazgeçtik yani. Bunlar daha fazlasını da söylemeyelim dedik yani. O ezilip üzülmeye karşısında, o çaresizlik karşısında hani bunları da boş verelim dedik. Bu kadar yeter dedik yani. Devrimcilik bu arkadaşlar. Orada da söylediğimiz gibi bizim hayatımıza anlam veren bu. Yoksa ne olacak yani? Geldi işte Hayyam'dan aktardığımız o Rubai dörtlüğünde de söylendiği gibi topraktan geldik, bir rüzgarla toprak olup toz olup uçup gideceğiz yani. İsmimiz, cismimiz, maddi bir varlığımız, toz derdimiz kalmayacak. Ama İnsanlığa yönelik mücadelemiz kalacak. Onlar kalacak geride. Onlarla anılacağız. Onlarla yaşayacağız. Diyeceğiz ki gelecekte insanlar böyle diktatörlerin emrine girmesinler. Böyle ülke bataklığa dönüşmesin. İnsanlar mutlu yaşasınlar. İşte Galatasaraylı Saraylı futbolcunun da söylediği gibi ne kadar namuslu işkenlikli değil mi arkadaşlar? Evet. Frekazi. Bizim cümlelerimiz bir kullanmış. Evet. Yani insanlar diyor sosyalizm döneminde parklarda yatıyorlardı. Hiç kimsenin bir korkusu, lüksü yoktu. Herkes güven içindeydi. Herkes birbirini severdi diyor. E sosyalizm bu arkadaşlar. Eğer tüm dünyada egemen olsa insanların %70'i, %80'i mutlu olur diyor. Evet. Bunun mücadelesini veriyoruz. Şu insanlık bu hayvancıl konaktan, bu ezil despotlardan kurtulsun. Bu zulümler sona ersin. Mutlu yaşasın bizden sonrakiler. En azından değil diye mücadele veriyoruz. Böyle bir mücadeleyi verenleri kim yargılayabilir? Buna kimin gücü yetebilir? Hiç kimsenin.
işlem olur bir kez daha. Hem dün genç yoldaşlarımız gösterdi, hem de bugün hepimiz birlikte Tayyip Güler'in mahkemesinde gösterdik. Umutsuz olmaya asla yer yok. Gerek de yok buna. Göreceksiniz, gelecek bizim arkadaşlar. İnsanlık sürdük geriye götürülemez. Direk Hazin'in de dediği gibi devrimler yeniden olacak diyor. Ne kadar doğru tespitlerde bulunuyor. Bu böyle sürüp gitmez, bir yerde patlar diyor. Olacak. Ve bu bizim gösterdiğimiz yoldan olacak. Ustamızın 20'den bu yana izlediği yoldan ve onun devamcısı olan bizlerin 71'den beri izlediği yoldan gidilerek o hedefe varılacak. Buna inancımızla, bilincimizle tam olarak vardır arkadaşlar. Yeterlidir. İşçi sınıfın mücadelesi içinde de nakliyat iş, Ali Başkan yönetimindeki ya nakliyat işin dışında mücadele veren var mı Türkiye'de? Yıllardan bu yana var mı böyle bir mücadele veren başkan? Yok. İşçi sınıfın mücadelesi de vermiyorlar. İş kolu gözetmeksizin Türkiye'de zulme uğrayan hangi iş kolunda iş var? İşçi kardeşimiz varsa ona kim sahip çıkıyor? Nakliyat sahip çıkıyor. Ne diyorlar oradaki işçilerde? Ya o aklınızı parmaksız Ali Başkan varmış. Ona gidin o sizin hakkınızı alır diyorlar. Değil mi? Her yerde bunu biliyorlar, söylüyorlar. Yok başka mücadele veren de yok işçi sınıfı içinde. Çünkü hepsi ne devrimcilik kaldı, ne görev kaldı, ne sorumluluk kaldı bunlarda. Hepsi savrulup Amerika'nın saplarına fırlayıp gittiler. Devrimci hatta duran bir tek nakliyat iş var Türkiye'de işçi sınıfı içinde mücadele yapan. İşte dün de bu yoldaşlarımız tahminen 1500 işçi. Başkanımızda 2000 diyorlar abi. 2000 diyorlar. Evet. 2000 civarında işçiyle Taksim mücadelesini yaptık. O sarıların tamamı gerçek anlamda işçi olmak kaydıyla 2000 kişi getirebildiler mi o çukura? Getiremezler. 15 bin işçi. Evet. Evet. İşçi ne yapsın onları? Nesine güvensin ya? Niye? Ne kişilikleri var, güvenilecek de mücadeleleri var. O bakımdan ihanet içinde onlar. Hepsi suç işliyor aslında. Tepeden tırnağa suça batmış durumdalar. Ama emekçilerine bakalım. Onlar bir mücadele veriyor mu? Vermiyor kesin. Yok arkadaşlar, mücadele falan bunların gündeminde yok. Varsa yoksa Amerikancılık. Bunların hepsinin şefi HDP, PKK. Onlardan aldıkları emri direktifleri uygulamak. Öyle olunca ne işçi sınıfı mücadelesi var gündemlerinde, ne kamu emekçisi mücadelesi var, başka bir şey var. İşleri güçleri sahtekarlık. İşte namuslu mücadele hattından koparsanız arkadaşlar, savrulur yuvarlanır gidersiniz. Ne devrimciliğiniz kalır, ne insanlığınız kalır. Bunlar da o vaziyetteler işte. O haldeler. İlham Yoldaş dünya ajanslarını taradı. Dünyanın en önde gelen haber ajanslarını, gazetelerini taradı.
Dedi ki dünyada 1 Mayıs denince iki şey konuşuluyor. Bir Fransa'daki sarı yeleklilerin mücadelesi, bir de Türkiye'de biz konuşuluyoruz. Ya bunların yaptığı gibi Avrupa'nın her şehrinde, her kasabasında festival kapsamında 1 Mayıs güya kutlanıyor. Onun ne önemi var yani? 1 Mayıs işçi sınıfının mücadele günü arkadaşlar. Sadece bayramı değil. Para babalarına, zulme karşı, sömürgenlere, emperyalistlere karşı mücadele günü. Öfkesini, inancını, kararlılığını ortaya koyma günü. Bu bakımdan dünyada ön plana bu mücadeleyi verenler çıkıyor. İşte sarı yelekliler de geldi. Onların da önemli bir eylemcisiyle karşılaştık, tanıştık burada. Nakliyat İş'in düzenlediği kongrede taşımacılık işçileri kongresinde arkadaşlar özel partiye geldiler. Yani genç bir mücadeleci, konuştuk. Yani inançlı, kararlı, heyecanlı, komünist arkadaşlar. Fransa'nın en saygı duyduğum komünistlerinden Henri Alek diyor ki ben kendi ülkemde, partimde Henri Alek'ten söz edemiyorum diyor ya. Bundan sonra herhalde Henri Alek'ten söz etmek için Türkiye'ye sizin yanınıza gelmem gerekecek diyor. Ya. Çünkü onun partisi de savrulmuş. O da öyle diyor. Ama o mücadelenin önderleri arasında yer aldığı için inançlı, kararlı bir genç. Yani demek istediğimiz insanlık mücadeleyi görür, görüyorlar arkadaşlar. Ve hakkımızı teslim ediyoruz. Bu dosta da düşmana da gösterilecek ve kabul ettirilecek. Daha fazla yorgunsunuz dünden bu yana. Sizleri tutmayayım. Yola gidecek arkadaşlarımız var. Bu bakımdan tekrar hepinizi devrimci yüreğimin olanca sıcaklığıyla kucaklar, alanlarınızdan öperim arkadaşlar. Halkız, haklıyız, geleceğiz.